Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ı anacağız. Resulullah Efendimizin, İslam'ın ilk müezzini Bilal'i hep beraber kısa kısa tanıyacağız. Bilal-i Habeşi Efendimiz'den sonra yine diğer sahabe efendilerimizden de bahsedeceğiz. Evet, Bilal-i Habeşi kimdir o Bilal? Köle olan Bilal nasıl kölelikten sultanlığa kavuştu? İnşallah beraber bakalım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde Bilal-i Habeşi'den bahsederken şöyle diyor. Miraç gecesinde Cebrail ile birlikte cennete girerken arkamda ayak sesleri duydum. Cebrail'e bu ayak sesleri kimindir diye sordum. Bilal'indir dedi. Hadisi şerif. Resulullah Efendimiz Miraç'ta giderken ayak seslerinin Bilal'i olduğu, o Bilal'in ayak sesleri olduğunu söylemişti. Ve Bilal-i Habeşi'nin yanına indiğinde sonra ey Bilal böyle böyle seni yüksek makamlarda gördüm. Sen en çok sevdiğin ibadet, en güzel yaptığın şey nedir deyince ya Resulallah ben abdestim bittiği gibi yani abdestim bozulduğu an hemen tekrar abdest alırım ve iki rekat abdest aldığım için şükür namazı kılarım dedi. Ve Bilal-i Habeşi'ye Resulullah Efendimiz dedi ki ey Bilal işte demek ki senin şu yaptığın ibadet hürmetine Rabbin sana o güzel makamları, âli makamları lütfeyledi. Evet, işte o Bilal Habeşi Efendimizin yaptığı güzel hareket, işte Resulullah Efendimizin de bize tavsiye ettiği. Abdestiniz bozulduğunda hemen abdest alın. Hep abdesti gezmeye gayret edin. Ve yeni abdest aldığında dahi ne yaparmış? İki rekat namaz kılarmış. En azından bizler abdestli gezmeye inşallah gayret göstereceğiz. O sahabe efendilerimiz bize bu güzelliklerden bahsetti. Bilal Habeşistanlı bir köleydi biliyoruz ki. Ümeyye bin Halef, o İslam'ın azılı düşmanı Ümeyye bin Halef'in kölesi. Bilal'in yüksek ruhu bir hakikat arıyordu. Yani o ruhu aslında hakikati hep aramaktaydı. Aradığı İslam nurundan başka bir şey değildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini yaymaya başlayınca Bilal-i Habeşi bu kutsi kervanın İlkler halkasında yer almakta gecikmemişti. Ruhunun ezeli ihtiyacını İslamiyetle giderdi. Efendisinin işlerini aksatmamak üzere zaman zaman Resulullah'a gider, mübarek sohbetini dinlerdi. Efendisi Ümeyye bin Halef, İslamiyete şiddetle karşıydı. Bilal'in Müslüman olmasını kesinlikle kabul etmezdi. Bilal'in İslam'a girdiğini duyunca adeta çılgına döndü. Yeni girdiği dinden caydırmak için türlü türlü baskılara başvurdu. Akıl almaz işkenceler yapmaya başladı Bilal'e. Ellerini ayaklarını bağlayarak kızgın kumların üzerine yatırır, karnının üzerine koca koca taşlar koyardı. Bu halde günlerce Bilal-i Habeşi'yi aç ve susuz bırakırdı. Ya Muhammed'i inkar eder, putlarımıza taparsın yahut ölene kadar böyle kalırsın derdi o Ümeyye bin Halef. Bilal şayet dininden vazgeçer, peygambere dil uzatırsa bütün işkenceler sona erecek, azat bile edecekti. Fakat o sabır kahramanı Bilal-i Habeşi bu zalim efendisine boyun eğmedi. Arzularının hiçbirini yerine getirmedi ve ehad dedi. Ehadul ehad. Ehad sözünün en güzel dendiği yerdi. O birdir. Bir tek Allah vardır. Çünkü bizim putlarımıza tap diyordu Ümeyye bin Halef. Ama Bilal-i Habeşi o kızgın taşların, kızgın kumların altında bayılıncaya kadar işkence edilen Bilal-i Habeşi ehadul ehad'dan başka hiçbir kelime söylemiyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını devamlı anardı. Hatta işkencelerin şiddetinden inlerken bile bir an olsun Allah ve Resulünü unutmadı. Daima Allah'ın birliğini haykırırdı. Azılı müşrik Ümeyye bu işkencelerle de yetinmemişti. Taşkınlığını daha da arttırdı. Hazreti Bilal'in boynuna ip takıp Mekke şaşkınlarının ellerine teslim etti. Onlar da Mekke etrafında dağ tepe demeden dolaştırıp işkence ettiler. Ümeyye bin Halef imanı zorbalıkla boğacağını sanırdı. Fakat aldanıyordu.
Bilal'in imanı daha da parladı, daha da kuvvetlendi. O işkencelerin şiddeti arttıkça Bilal'in hep ehad deyişi artıyordu. Bilal'in yanında bütün bu işkencelerin hiçbir değeri olmamıştı. Onu asıl üzen, yoluna canını koyduğu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzak kalmaktı. Resulullah'ın hasretine dayanamıyordu Bilal. Bir gün yine böyle işkenceler altındayken yanından Hazreti Ebubekir geçti. Bilal'in bu içler acısını görünce çok üzüldü. Dayanamayarak "Ümeyye, Allah'tan kork. Bu zorbalığı ne zamana kadar devam ettireceksin?" diye çıkıştı. Ümeyye utanmaz bir tavırla "Onu bozan sensin. Bizim putlarımızdan sen soğuttun. Çok acıyorsan gel de kurtar." diye küstahça karşılık verdi. Hazreti Ebubekir bir müddet düşündü. Sonra "Tabii ki kurtarırım. Benim Müslüman olmayan bir kölem vardır. İstersen Bilal'le değişelim. Hem o Bilal'den daha güçlü ve daha kuvvetlidir." teklifinde bulundu. Uzun bir pazarlıktan sonra nihayet o, özellikle burada öyle sıkıntılar oldu ki bu kısımda, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı sahabelerini. "Kim dedi bir sıkıntı içindeki en sevdiğim ashabımdan birini kurtaracak?" Ve Bilal'den bahsediyordu. "Gidip onu kim satın alacak Ümeyye bin Halef'ten?" Ebu Bekir Efendimiz gittiğinde fiyatı arttırıp arttırıp durdu. İnadına Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ashabının en üstünü Ebu Bekir Efendimiz'i adeta çileden çıkarmaya çalışıyordu. Ama Ebu Bekir Efendimiz hem kölelerini takas etti hem de üstüne o kadar çok para verdi ki yeter ki Bilal-i Habeşi kurtulsun, yeter ki Resulullah Efendimiz mutlu olsun istiyordu. Ve Allah için o Bilal-i Habeşi'yi aldıktan sonra Bilal Efendimiz ne dedi? "Ya Ebu Bekir, senin kölenim. İstediğin gibi yanında duracağım." Ve Ebu Bekir Efendimiz "Hayır" dedi, "ey Bilal, seni azat ediyorum. Seni Allah yolunda azat ediyorum. Seni Resulullah Efendimizin yanına azat ediyorum." dedi. Bilal-i Habeşi de kendisini diyor azat eden Hazreti Ebu Bekir'e teşekkür ettikten sonra şöyle dedi. "Eğer beni Allah rızası için azat ettiysen, Allah yolunda çalışmam için beni serbest bırak. Yok beni kendine hizmetkar yapmak için bu iyiliği yaptıysan çalışacağım yeri göster ki çalışayım." demişti. Bu sözler karşısında son derece duygulanan Ebu Bekir Sıddık şöyle dedi. "Evet, seni sadece ve sadece Allah rızası için azat ettim. Allah rızası için çalış ve onun rızasını kazanırsan bana yeter." diyordu. Kim diyordu? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz ve sahabiler müminleri namaza çağırmak için müzakerelerde bulunuyordu. Nihayet birçok sahabenin gördüğü rüya üzerine müminlerin namaza çağrılması için ezanın bugünkü şekli, sahabe efendimizin biri rüyasında özellikle görüp okuyunca peygamberimiz "Evet" dedi, "işte budur." Ve ezanın bu şekli benimsenmişti. Ezanı okuma vazifesi ise işte o önceden Habeşistan'ın kölesi denilen Bilal, o hani bizim tabirimizle insanlar böyle ırkçılıklar yapıyorlar. Amerika'da nerede, dünyanın her yerinde yok zenciymiş, yok beyazmış. İşte o zenciydi, evet. Ama o Bilal-i Habeşi iman ettikten sonra öyle bir nurlandı ki, hatta öyle diyor Allah dostları. Resulullah Efendimiz anlatırken vallahi diyor o Bilal'in yüzünü bir görseydiniz diyor. Bakın Evliyaullah'ın sözü. O Bilal'in yüzünü bir görseydiniz, zenciydi ama en beyaz adamı, iman etmemiş en bembeyaz tenli bir adamı yanına getir. O Bilal'in yüzündeki nur hepsinden parlaktı. Hepsinden daha nurluydu. Onun nurundan yüzü parıl parıl, güneş bile yanında sönüp kalırdı diyor. Kim? O sahabe efendilerimiz, o Allah dostları. Rabbim o Bilal-i Habeşi efendimizin de şefaatlerine nail eylesin. İşte ezan okuma görevi ilk müezzin olan Bilal'e verildi. Günde 5 defa işittiğimiz bu ezanın ilkini Hazreti Bilal-i Habeşi okumuştu. Sabahın erken saatlerinde yanık sesiyle okuduğu ezan-ı Muhammedi kalplerde derin izler bırakırdı. Beni Neccar'dan diyor bir kadın Bilal'in ezanıyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor. Bizim ev mescidin etrafındaki evlerin en yükseğiydi. Bilal buraya erkenden gelir, tan ağarmasını beklerdi. Tan ağarınca da ezan okurdu.
onun ezanıyla müminler namaz kılmak üzere camiye akın ederdi. Ezan okunması emredildiği günden itibaren Resulullah'ın vefatına kadar hep ezanı Bilal okumuştur. Allah Allah. 23 sene peygamberlik düşünsenize. Hep diyor ezanı Bilal okudu. O ezan okunmaya başladığından itibaren. Bilal'in en çok sevdiği şeylerden birisi de Resulullah'ın kendisine Bilal kalk ezan oku hitabıydı. Resulullah ne mutlu Bilal'e ki o müezzinlerin efendisidir beyanıyla Bilal'e olan sevgisini dile getirmişti. Bilal Hazretleri bütün İslam tarihinde müezzinlerin efendisi manasında Seyyidül Müezzin unvanıyla yad edilirdi. Peygamber Efendimizin Bilal'e ezanı okuma vazifesini vermesi İslam düşmanlarını adeta çılgına çevirdi. Eskiden köleleri olan Bilal bugün kalkıp onları açıktan açığa Allah'a çağırıyordu. Ya o köleyi sultan eder diyor ya Yunus Emre Hazretleri, işte sultan oluyordu iman eden herkes. Mekke'nin fethinden sonra Bilal-i Habeşi Kabe'de ezan okurken kendi aralarında konuşan İslam'ın amansız düşmanları Muhammed ezan okutacak şu kara kargadan başka kimseyi bulamadı mı diyecek küstahlığı gösteriyorlardı. Fakirlerin, zayıfların böylesine şeref kazanmalarını, İslamiyetle yücelmelerini hazmedemiyordu. Üstünlük takvada diyen Muhammedül Mustafa'nın sözünü ne yapıyorlardı? Adeta hazmedemiyorlardı. Hatta diyor Hazreti Peygamber'e şu Bilal gibi fakir ve kimsesiz kişileri yanından kovarsan sana iman edeceğiz. Bunlarla biz eşit olamayız diyorlardı. İslam düşmanlarının kin ve nefretlerine karşı Hazreti Resulullah'ın sıcak sevgisini kazanan, kutsi medih ve senalarına mazhar olan Hazreti Bilal, müşriklerin söylediklerine hiç aldırmazdı. İman zevki, Resulullah sevgisi, mutluluğunun kaynağıydı. Maddi refahı yoktu. Kainatın efendisi olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da aç dolaşırdı. Peygamberimizle beraber hep o da açtı. Kalp ve ruhu huzur ve saadet içindeydi. Okuduğu ezanlarda o hazzı tadar ve tüm müminlere tattırırdı. Resulullah Efendimizin bir gün Hazreti Bilal'e, ''Ya Bilal, Miraç gecesinde Cebrail'le birlikte cennete girerken ayak sesleri duydum. Cebrail'e bu ayak sesleri kimindir?'' diye sordum. Ve Cebrail bana, ''Bilal'indir'' dedi. ''Sen hangi hayırlı işleri yapıyorsun ki bu dereceyi yaptın?'' diye sordu. Ve ne dedi? Sohbetimin başında dediğim, ''Ya Resulallah, farzları yerine getiriyorum, bir de her zaman abdestli bulunmaya gayret ediyorum.'' demişti. İşte Hazreti Bilal'in manevi mertebesini yücelten hasletlerden birkaçıydı bunlar. Farzlarını yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, müminin manevi silahı olan abdestli olmaya çalışmak en büyük özelliklerindendi. Peygamberimiz hakkındaki senası Bilal'i gurura sevk etmedi. Daima tevazu ve mahviyet içinde bulunurdu. Kendisine faziletleri Peygamber Efendimizin hakkındaki senaları hatırlatıldığında daha dün Habeşli bir köle değil miydim diye kendisini uyarırdı. Tevazu gösterdiğinden Allah Celle Celaluhu onun manevi makamını yüceltirdi. Cennette Resulullah'a komşu eyleyecekti. Ya tevazunun önemi, en güzel tevazu örneği Bilal-i Habeşi'ydi diyor. Onlardan biriydi. Hazreti Bilal Resulullah ile birlikte Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok savaşa katıldı. Cihad etti. Allah'ın kelamını yüceltmek için çarpıştı. Resulullah'ın vefatı geldiğinde ruhunda derin bir yara açılmıştı Bilal'in. Artık Medine'de kalamayacaktı. Vefatından sonraki ilk namazda ezan okurken "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" diyemeden boğazı düğümlenir. Hüngür hüngür ağlar ve "Ezanı ben artık okuyamayacağım" demişti. Ve ondan sonra Medine'de kalamam dedi. Çünkü Medine'nin dağları taşları ona Resulullah'ı hatırlatıyordu. Hazreti Ebubekir beraber kalması için çok ısrar ettiyse de ikna edemedi. Hazreti Bilal Şam'a gitti. Şam'da Hazreti Ömer'in teşrifleri esnasında okuduğu bir ezanla bütün mücahitleri diyor yıllar sonra hüngür hüngür ağlatmıştı.
Şam'da gördüğü bir rüya üzerine Medine'ye ziyarete geldi. Hazreti Hasan ve Hüseyin'i Resulullah'ın kabri saadetinin yanında gördü. Rüyasında Resulullah Efendimiz çağırıyordu. Artık özlemedin mi Bilal, gelsene diyordu Medine-i Münevvere'ye. Ve Resulullah'ın kabrine gitti Bilal-i Habeşi yıllar sonra. Hasan'la Hüseyin oradaydı. Eski hatıralarını tazeliyorlardı. Resulullah'ın vefatından sonra Medine'de Bilal hiç ezan okumadı yıllar boyu. Ve o büyük peygamber bu fani dünyadan gittikten sonra Bilal ezan okuyamıyordu. Resulullah'tan Bilal kalk ezan oku emrini almaya öylesine alışmıştı ki ondan sonra ezan okumaya hiç dayanamadı. Fakat son olarak Medine'de bir ezan okumaya karar verdi. Okuduğu sabah ezanıyla Medine'de dağ taş adeta Resulullah'ın hasretiyle tutuştu. Hüseyin ve Hasan Efendimiz öyle yalvardı ki Bilal-i Habeşi sabah ezanına çıktı. Birden diyor Medine'deki dağ taş inledi. Bütün herkes acaba Resulullah tekrar mı dirildi? Bilal'in sesi bu. Resulullah'tan sonra hiç okumadı. Evlerin diyor balkonlarında, evlerin dışarılarına çıktı insanlar. Aman Allah'ım Resulullah mı dirildi? Bilal'in sesi bu diyorlardı diyor. Yıllar sonra Hasan ve Hüseyin Efendimiz zamanı. Sokaklar birden insan seli oldu. Hiç o sabah namazı kadar dolmamıştı Mescid-i Nebevi. Bütün ahali sokağa döküldü. Resulullah'ın devrini hatırlayıp hepsi hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Sanki Resulullah kalkmış Bilal'e "Ey Bilal oku tekrar ezanı" demişti. O gün Medine'de diyor ağlamayan, eski hatıralarını canlandırmayan kimse kalmamıştı. Herkes Resulullah'a olan hasretini bir derece gidermişti. İşte Hazreti Bilal Efendimiz daha sonra tekrar Şam'a dönüp hicretin 20. senesinde Şam'da vefat etti. Allah Celle Celaluhu ondan ebeden razı olsun. Evet sevgili dinleyicilerim, işte o Bilal'e Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz geldiğinde "Hoş geldin Bilal Efendimiz" derdi. Bakın o köle olan Bilal imandan sonra Resulullah'ın ona hürmetinden, tüm ashabın Bilal'e hürmetinden sonra torunları Hasan ve Hüseyin yıllar sonra Medine'de görünce "Bilal Efendimiz hoş geldin" dedi. İşte İslam'ın güzelliği, işte İslam'ın insanı nurlandırması, işte insanın takva ile güzelleştiren İslam'ın nuru. Hiç maddiyle güçle değil, hiç özellikle insanın kuvvetli olup olmamasıyla değil, hiçbir ırkla, siyahiymiş, Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış, Amerikalıymış ne olursa olsun üstünlük imandadır, üstünlük takvadadır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes kardeşimizdir dedi Resulullah Efendimiz. İşte sevgili dinleyicilerim, Bilal-i Habeşi Efendimiz bunun en güzel örneklerinden biriydi. Allah Celle Celaluhu ondan ebeden razı olsun. Rabbim şefaatlerine cümlemizi nail eylesin.